Bayanlar baylar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Horror Field'ın ikinci bölümüyle oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle ilk bakışa göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize sonsuz teşekkürler. Bayağı sevilmiş anladığım kadarıyla. Ve şunu söyleyeyim oyunda arkadaş ekleme henüz yok. İlerleyen zamanlarda gelebilir boşuna aramayınız ve bu bölümde normalde katil oynayacaktık ama henüz katil açma yeterli puanım olmadığı için oynayamıyoruz. Bunu büyük ihtimalle bu bölümde, bu bölümün daha doğrusu devamı istenirse 3. bölümde hunter olarak, katil olarak kurbanlarımızı avlamaya çalışacağız. Ve bugün oynadığımız karakter Mary, kendisi bir medik, tamiri zayıf ama koşu çok tatlı, inanılmaz tatlı bir karakter ve yorumlarınızı okuduğum kadarıyla ve oyundaki gözlemimden sonra şuna kanaat getirdim. Oyunun %99'luk kısmı botlardan oluşuyor şu an için. Ne yazık ki yapay zekaya karşı oynuyoruz ve gösterebilirsem elimi yüzüme bulaştırmazsam size Hunter'dan kaçmayı göstereceğim bu bölümde. Mantık çok basit. İlk bölümde pek gösteremedim ama iş kapılarda bitiyor. Size o kadarını söyleyebilirim. Bu kapı kapandıktan sonra Hunter tekmelemeden giremiyor. Ben bunu ilk bölümde fark edememişim. Ve yapay zeka olduğu için sürekli size gelebiliyor. Bakın şimdi hop kapandı. Bu kadar basit abi. Sonra sizin hünerinize, yeteneğinize kalmış. Bakın atlatmayı başardık. Tabi bundan sonra atlatır mıyım bilmiyorum. En azından gösterdim doğru bir şekilde. Şimdi. Hala yakınlarımda geziyor. Benim uzaklaşmam lazım hocam buradan. Yine geliyor bize. Bu sefer kaçabilirim. Dediğim gibi en uzak yere dahi saklansanız ben çok denedim. Kayıt dışındayken oynarken. Duvarın böyle en ucuna gitseniz dahi haritanın mutlaka gelip sizi buluyor yapay zeka olduğu için. Bot adı üstünde yani. Mesela normalde şöyle görüyorsunuz fazla gözükmüyorum ama o beni bulabiliyor. Pekala şimdi. Yaklaşamıyorum yakınlarımdasın. Ha, şunu kovalıyor. Hocam getirme bana. Yapay zekana kurban getirme. O tamam bunu yapmışsınız. Vallahi çekti var. Bakın ötek aha vallahi bana geldi. Kapı lazım kapı lazım. Kapı 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 kapan. Süpersin sen. Sen süpersin. Güzel yine atlatmayı başardık. En sıkıntı durum bu ya. Vallahi normal birine karşı oynasak bu problemi yaşamayız inanın. Ama güzel bir oyun. Gördüğüm kadarıyla sizler de seviyorsunuz, oynuyorsunuz. Daha da iyi hale gelecektir yani erken aşamada olduğu için bu kadarı bile şu an için fena değil. Ben yani şunu tamir edelim hızlı hızlı. Yani dediğim gibi şu an tamirimiz 7 olması lazım. Yani iyileştirme hızımız 70 küsür ama tamirimiz çok sıkıntı. Şu adamı geldi 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 geldi. Vallahi rastgele kaçtım ama. Tamam en azından kurtulduk. İyiyiz, hoşuz. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. İki kişiyi yaraladın sen ve bana geliyor. Abi onu haşt edecek. Onu kaçarı yok söylüyorum yakalayacak onu. Şu an baya uzak ama bizden. Şu kalp atma ritmi beni çok rahatsız ediyor ama oyunda inanın. Çok rahatsız edici yani sürekli böyle tedirgin kalmanı sağlıyor. Aslında bir nevi güzel. Ama bir yerden sonra da rahatsız etmeye başlıyor. Tamam kapı 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 açıldı. Hocam şimdi ben bu üstteki kapıyı açsam seni rahatsız etmiş olur muyum? Kızar mısın yani bana? Tek başıma kapıyı açar mıyım bilmiyorum. Ki baya uzakta biz. Tamam kaçmayı başardık en azından. İlk maçta kaçacağız. Hiç oyalanmayacağım. Diğerlerini beklemeyeceğim. Herkes öyle yapıyor çünkü onlar <laughs> dediğimiz gibi bot. Hemen ilk maçtan kaçmayı başardık. Aslında mantık bu kadar kolaymış. Güzel. Şu an genel olarak 6. seviyeyim. Yani seviye atlaması birazcık zor. Ama imkansız değil. Hemen Mary ile beraber bu bölümü sadece Mary'e ayırıyorum. Düz bir şekilde oynayacağız ve bitireceğiz bölümü. Tabii ki de fazla uzatmayacağım. Şimdi Max geldi. Güzel. Dördüncü kim? Sasha. Bu harita çok sıkıntı ya. Mali çok sıkıntı bu harita. Koşum nasıl ama çok şeker. Böyle eller Değil. Tamam 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 değilim. Değilim değilim hocam. Sensin şeker. Tamam. Mali var ya. Sıkıntılardayız. Burada kapı mı vardı? Hatır aynen. Kapımız burada. Hemen şuraya gireceğim ama burada sıkışabiliriz. Ki uzaklaşıyor bizden. Güzel. Tamam. Şu an rahatım. Bu arada katil de kısacık yaralıyorlar. Sonra kendini toparlıyor. Hayvan olduğu için kendisi. Yani 3-5 saniyede kendini toparlayıp toparlayabiliyor. Yani ateş falan ettiğinizde veya bomba fırlattığınızda artık bir şeyler yapıyorlar. Ben yapamadım henüz ama. Onun için seviye atlamam, karakterleri açmam gerekiyor. Özellikle o polis memurunu açmam gerekiyor. Bu arada dışarıdan esnaf bir abimiz, abimiz geçiyor. Ses size geliyorsa kusura bakmayınız. Aynen eskiler alan bir abimiz geçiyor şu an dışarıdan. Yani sırf bu videoyu izliyorsanız şu an kanalımızı tanımıyorsanız hep oluyor yani bu bizim. Ne yazık ki videolarımızın vazgeçilmezlerinden artık. Onu da söylemiş olayım. Şimdi buradakini de tamir etmişsiniz aynen. Kaldı 3 tane. Haritaları az çok böyle ezberledim gibi. Neyin nerede olduğunu biliyorum. Şimdi Hunter bayağı uzaklar buradan yapmışlar. Vallahi bize geldi. Bize geldi. Hocam ben burada yokum. Son bir. Şu an böyle paytak paytak koşuyorum. Şunu da ben yapayım. Buradaydı demek. Aynen kapı da burada. Bunu açıp kaçabiliriz ama tamirimiz yavaş olduğu için yakalayabilir bizi. Tek bir şansım var. Kullanmaya çalışacağım. Bu arada o şişman karakter falan inanılmaz demez olaydım. İkisi birden geldi. Dediğim gibi inanılmaz hızlı açıyorlar. Tamirleri yüksek olduğu için. Bekleyelim birazcık katili. Bu psikopat tek atıyor yalnız bazen. İnanılmaz. İkinci maçtan da kaçtık. Bayağı puan topladım ama. Bu altınları ben genelde yükseltmelerde kullanıyorum. Bilmiyorum başka bir şeyde kullanılıyor mu ama hızlandırmak adına kullanıyorum. Bu üçüncü maçımız İkide iki 2 gidiyoruz maşallah. En sevmediğim harita net. O kadar söylüyorum. En sevmediğim oy katil ne oldu öyle? Ne oldu? Bir de bana geldi. Bazen katiller bakta kalabiliyor. Bu arada ben bir kere yaptım. Ama şu an risk etmek istemiyorum. Tekrardan aynı şeyi denesem mi bilemiyorum. Güzel buradan gitti. Çünkü burada makine yok galiba. O yüzden mi? Bilmiyorum neye göre hareket ettiklerini ama. Yakınlarda. ya yani müziği geldiyse tamam dibinize kadar girmiş demek ki. Böyle sürekli burada saklansam ne olur acaba? Üç tane kapı var burada. Mesela bu kapıdan girse şuradan kaçsak öteki kapıdan tekrar girsek oyalayabiliriz belki. Çok hızlı hareket ediyorlar. İnanılmaz hızlı hareket ediyorlar. Ya iç güdünüzle oynamanız gerekiyor oyunu bir yerden sonra yani. Bak mesela geldi. Ben de gel gel yapıyorum katile bırak da gelsin. Ben bekleyeceğim. Bu maçta tavir yok. Saklanacağız. Güzel. Bayağı uzaklaştı yani. Keşke bir yatağın altına girme mekaniği falan olsaydı oyunun 13. cuma tarzı olsaydı ama yani DBD'ye daha çok benzediği için yapmamışlar galiba. hepsi de yanımda geziyor. Her adamı çektiniz ki. Aha vurdu vallahi. Hocam ben seni arkada bırakacağım. Kusura bakma. Vallahi adamı patates etti. Perişan etti adamı. Aslında kurtarmaya gidebiliriz de çok riskli ya. Hala o tarafta ya. Sıkıntı olabilir. Hepsi de bak. Allah'ın bütün dombiller burada. Buradan giriş var mı hatırlamıyorum. Aynen buradan giriş yok. Doğru. Ah cezanızı vermesin oğlum ya. Dibimde geziyorsunuz. Neyse ben tamir edeceğim. Bir tane makine kaldı. Hazır. Ha, şunu hızlı hızlı tamir edelim. Aslında böyle sağa sola bakabildiğimiz bir kamera açısı getirseler çok güzel olur. Böyle hiçbir şey gözükmüyor çünkü. Kurtardılar onu güzel. Abi ben bunu tamir edip hemen kaçmam lazım. Bir tane kapı sol alt tarafta. Hemen şu açık yerden geçip oraya ulaşsam belki kaçabiliriz. Bilemiyorum. Ama buranın alt tarafında bir tane kapı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ki aynen öyle. Hazır katilde yakınlarda değilken hızlı hızlı kaçalım. Şu an herkes hayatta güzel. Geliyor geliyor geliyor. Çabuk 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 kapıyı aç. Kurtulduk 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 hocam. Aç kapıyı. Vallahi kaçtım. 3'te <laughs> 3. Üç. Güzel. Evet hatta bölüm burada sonlandırayım dediğim gibi. Eğer devamı istenirse 3. bölümde Hunter olacağız. Ona göre yine durumu değerlendireceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.